Herkese selamlar dostlar. 6 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar efendim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var onunla başlayalım. Skor yarışmamız Tottenham'la Liverpool maçının maç skoru olacak. Son dönemlerde kötü giden bir Liverpool takımı var. Tottenham'ın kendi evinde oynanacak. Zor bir maç olacak. Tercih de yapacağız bu mücadeleyi. Kim kazanır bilmiyorum ama bakacağız. Cuma gününden oynanan Ümraniye Alanyaspor maçının kazananı ise Arda PUBG Mobile isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden yazarsa Arda arkadaşımızla Kasım ayı boyunca katı Telegram gruplarından misafir edelim. Geçtim bunu. Cuma'mız nasıl geçti? Öncelikle onu başlayalım. Öncelikle güne kazanarak başladık ve NBA kuponumuz vardı bir adet. Orlando maçına 222.5 üst olarak Denver maçına da 225.5 üst olarak değerlendirdik. NBA'miz kazanarak başladığı için Cuma günü güzel kazançla başladık. Sabahtan zaten direkt kazançla açtık. NBA kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren katıl tebrik edelim. Geçtim bunu. Cuma'nın idealleri nasıl geçti ona bakalım. Toplamda 6 adet tercih yapmıştım. Damsat maçının KG var olmadı. Dakika 30'da kırmızı kart gördü Hanover takımı. O zamana kadar iyiydi bence Hanover takımı. Ondan sonra goller gelmedi Hanover tarafından. Fenerbahçe Barcelona maçı da... Son periyot 51 sayı çıktı. Yani çıkmayacak maçta son periyot 51 sayı çıktı. Ondan da kıl payı yattı. Yoksa o da çok rahat gelecekti. Onun dışında 4 tane tercihimiz gayet güzel geldi. Güzel kazanç elde edenler varmış. İkili alıp Süper kombinesi yapanlar varmış. Basket kombinesi yapan varmış. Fenerbahçe'yi almamışlar mesela. Güzel kazançlar elde eden elde edenler olmuş. Hem yorum attılar hem Instagram'dan yazdılar. Tebrik edelim. Geçelim. Tekne olarak Kata Telegram grubunda editör arkadaşımız, editörümüz bir tane maç önerdi. Glapah mücadelesine maç önü olaraktan da. Tekli olarak 3.5 üst olarak önerdi Galapan maçına ilk yarıdan mücadele zaten 2-1'e geldi Maç önü olarak önerdiğimiz için söylüyorum 90 artı 4'te gelen golle mücadele 3-1 sonuçlandı 3.5 üst tercihimiz burada 2-0 gibi orandan geldi Değerlendirenlere tebrikler diyelim Geçelim bunu da Aynı şekilde canlılarımız da devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere NBA var. NBA canlıları yapıyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar basket maçları izliyoruz. Grubumuzda yapıyoruz. Onun dışında hafta sonu da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumartesi de aynı şekilde muhtemelen devam etmişizdir. Bu pazarın videosu. Pazar günü de zaten devam et, devam etmeye devam edeceğiz diyerekten söyleyeyim. Gelecekleri katacakları bol şanslar. Canlılarda kendimize güveniyoruz diyelim. Toplamda 8 maçımız var. Sizlerden alacağımız videoyu atacağınız artı 400 seviyesinde pazar günü videosu olmasından dolayı da artı 400 seviyesinde like bekliyoruz. Katılacaklara bol şanslar. Tıklatın, devam edin. İlk mücadelemiz Chelsea ile Arsenal mücadelesi güzel zor bir maç olacaktır. Arsenal tarafında Saka'nın bir sakatlığı vardı. Sanırım bu maçta ilk 11 olarak başlayacak sakatlığı ciddi değil. Onun tarafında Jesus, Odegaard, Martinelli gibi isimler de sahada olacaktır. Önemli bir eksikliği yok. Ev sahibi Chelsea tarafına baktığımız zaman da burada olmayacak Kalede Kepa olmayacak sanırım. O da bir sakatlandı. İşte yani Chelsea aslında topu ayağında tutuyor. Bu maç normalde Arsenal'ın sahasında olsaydı doğrudan Arsenal'a verebilirdik. Fakat Chelsea'nin sahasında seyircisi önünde olduğu için ben burada Chelsea'nin de oyuna girmesini bekliyorum güzel bir maç izleriz gibi geliyor bana. KG var tercihini 1. 41 gibi orandan idealden önerebilirim sizlere. Onun dışında bir yüksek oran yapmak gerekirse bu mücadeleye şöyle bir yüksek oran yapabiliriz. Ben mücadelenin 1-1'e geleceğini ondan sonra kim atar bilmiyorum. Biri atarsa da 2-1 sonuçla alabileceğini düşünüyorum. 2-3 gol tercihi de yaparsanız bu mücadeleye yüksek oran ile birlikte 1.80'de bunun oranı var. Ama idealden bence bir KG var tercihinin gelme ihtimali yüksek. Lorient ile Paris mücadelesi. Lorient'in forveti vardı arkadaşlar. Mofi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle de bakalım. Aynen Mofi diye bir forveti vardı. Bu adam sakattı. Geçen maç dakika 60'ta oyuna girdi. Sakatla atlattı. Lorient'in hücum performansı zaten çok kanatlardan da kullanıyor. Dikine de oynayabiliyor. Özellikle bu Mofi'yi besledikleri zaman da Lorient gol sıkıntısı çekmeyen bir takım. Burada Paris'te oynayacaklar. Fransa Ligi'nin ilk seans maçı. Maç patlayabilir. Yani... Paris tarafına gidenler için patlayabilir. Bence burada Lorient'in atacağı bir golü almak çok mantıklı. Hem oran olarak var hem bu sezon kendi evinde iyi oynayan bir Lorient takımı var. Hem de baktığımız zaman da günün ilk seans maçlarından olduğu için bu patlama ihtimali de var. Ev sahibi 1.5 üstün, ev sahibi 0.5 üstün. Bakın ev sahibi 1.5 üst dedik. Ev sahibi atacağı bir gole 1.48 gibi oran açmışlar. Maçın beklentisi 3-2'lik bir beklenti Paris tarafında. Ben diyorum ki zorlayalım. 4 oranı yakından Lorient'in bir golünü daha alalım. Onun da oranı 3.68. Sistemi atabilirsiniz mesela. Southampton'la Newcastle United mücadelesi. Newcastle'a maksimen döndü artık. Geçen maç dakika 86'da oyuna girdi. Bu maçta muhtemelen ilk 11 başlar diye düşünüyorum. Ee, bu maçta kart cezalısı. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. İshak'ın zaten sakatlığı devam ediyor. Ev sahibinden, ev sahibinden aynı şekilde önemli bir eksiklik yok. Adams, Alibo gibi isimler forvet olacaktır. 3-5-2 oynayan bir e, Southampton takım var. Kendi evinde baskılı oynayan bir takım var. Son maçında 1-0 mağlup oldu fakat özellikle ikinci yarıda bayağı bir baskı kurdu. Golü bulamadı. Burada Newcastle oynayacak. Son haftalarda inanılmaz giden bir Newcastle var. Maçın beklentisi yine yüksek gollü beklenti. 3-2'lik Newcastle galibiyeti bekleniyor fakat galibiyeti bilmiyorum. Ben burada ev sahibinden de gol bekliyorum. Duran toplar özellikle çok iyi kullanan bir takım Southampton takımı. Korner, serbest vuruş. Bu özellikle word Pro'su, Pro'su biliyorsunuz zaten. Ferik'ten doğrudan kaleyi de vurabiliyor. KG var aldım 1.50 gibi oranından tek tercih. Diğer mücadelemiz Monza ile Hellas Verona mücadelesi. Bu maçı özellikle aldım. Hellas Verona'dan hoca değişikliği de artık sıkıntıyı gidermedi diyeyim ben sizlere. Son 7 maçını kaybeden bir Verona takım var. Bu böyle gitmez. İlla bir yerde kazanacak. illaki bir yerde birine patlayacak. illaki galip gelecek. Bu Monza mı olur bilmiyorum. Ama Monza'nın da son haftalardaki oyununa baktığımız zaman da onlar da iyi bir futbol sergiliyor açıkçası. Hani Monza bir düşüşte olsaydı ben burada Hellas Verona sürpriz yapar maçı götürür diyecektim aslında. Veya çifte şansa gidecektim. Fakat Monza'nın da son haftalardaki oynadığı performanstan dolayı onlar da gol bulabilir ve onlar da yenebilir. Kendi evlerinde olacağından dolayı ben burada Verona'nın atacağı yine bir golü alalım diyorum. Oradan da Vara gidelim dedim yine. 1.44 gibi olandan KG var tercihini aldım bilginize. Diğer bir mücadelem Lille-Ren mücadelesi. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Lille son mücadelesinde 1-0 gibi bir skorla kaybetti. Fakat Lyon'a karşı kaybetti. Orada kaybedecek bir oyun oynamadı. Lyon'dan daha iyi oyun oynadı bence. Daha çok pozisyona girdi. Şimdi Ren'le oynayacaklar. Ren son mücadelesinde rotasyona gitti. Bakın. Aykel Larnaka maçına bakın. Renin kadrosu rotasyonluydu. Maçı önemsediklerinden dolayı. mücadele bence burada yine KG var alınabilir. İdeal kombinlere de koyabilir. 1.32 gibi orandan bir 32 belki yetersiz geliyorsa mücadele beklenildiğini verirse ilk yarıdan bile mücadelenin KG var olmasını beklerim. O yüzden burada 3.49 gibi orandan da sizlere ufaktan bir öneri yapayım dedim. Bilginize geçtim diğer mücadeleme. Tottenham Liverpool mücadelesi zor bir maç olacaktır. Liverpool gidilmez bu sezon yani Liverpool'a. Son haftalardaki performansını biliyorsunuz. Kendi evinde 70 maç sonra mı yenildi? 90'da gol yedi listen. Avrupa'da yendi okey Napoli'yi Şampiyonlar liginde. Fakat Tottenham oynayacak. Ne olacağı belirsiz bir maç. Kim atarsa atsın bilmiyorum ama ben mücadeleyi sadece tek korner tercihim olarak aldım bu bültende. 9.5 üst kornerine 48 gibi oran açmışlar. Her iki takımda korner kullanabilen takım, her iki takımda baskı kurabilen takım birbirleri üzerinde. Korneri aldım geçtim 9.5 üst. Villarreal ile Mallorca mücadelesi. Villarreal'in de başına yeni bir teknik adam geldi geçen maç. Adını unuttum. Aynen. Setien diye bir adam geldi. Ben adamı tanımıyorum açıkçası. Yani bir kariyer geçmiş kariyerine bakmadım. Yaşlı bir adam. Ya yani beyaz saçlı gözlüklü bir adam. Biraz araştırdım. Geçen maçta zaten Villarreal tarafına gitmiştik. Var olarak değerlendirmiştik. 1-0 bitti. Bilbao maçta kazandı. Ben Villarreal'in burada yeni teknik adamıyla Mallorca'ya karşı galip gelmesini bekliyorum. Doğrudan bir Masson'u 1 bir aldım. 1.42 bir gibi bir orandan. Onun dışında bu benim ideal tercihimdir. Biraz daha yüksek olana gitmek istedim. Mallorca takımı da dişli bir takım. Kolay teslim olmayacaktır. Burada Villarreal takımı galip gelirken tek farklı galibiyetini. 3.08'de bir oranı var bunun. Galip gelir okey. Fakat nasıl galip geleceğini de tahmin etmek istiyorum. Yüksek oran ile birlikte tek farklı bir Villarreal galibiyeti değerlendirme altına alabilir. Hatta bana biraz daha oran yükselt diyorsanız da e, ee, ideal oranı şöyle yükseltebilirim. 4.5 altına bir yaparsanız oranı 1.60 seviyesine kadar çıkartabilirsiniz. Son mücadele Marsilya Lyon mücadelesi. Lyon yeni teknik adamıyla 2'de 2 yaparak ilerledi. Bu maçta da muhtemelen e, ya bir puan çıkartmaya bakacaktır. Olası bir beraberlik çıkabilir bu mücadelede. Öncelikle onu belirteyim. Marsilya e, Tottenham maçına bakın ilk geriyi 1-0 önde kapattı. Avrupa gruplarda liderdi. İkinci yarı ne olduysa Frankfurt, Tottenham böyle özellikle Marsilya hem ligde hem de Avrupa'nın yeni son dakika golden sonra iyice bir moral bozukluğu oldu diye düşünüyorum ben. Marsilya'nın maçta toparlarlar mı bilmiyorum. Bu moral bozukluğuyla birlikte Lyon belki bu maçı koparır bile. Ama ben bu mücadelede bir beraberlik bekliyorum. Skor beklentimde bir birlik bir maç olduğundan dolayı idealden bir var tercihi bence alınabilir. KG var tercihi bir 34 seviyesi var mücadelelerin dediğim gibi bir beraberlikle sonuçlanmasını ve 1-1 gibi skor bitmesi bir skorla bitmesini bekliyorum. 3 10 gibi orandan da burada maçsonu 0 sistem kuponlarına da bence atılabilir diye düşünüyorum. Değerlendireceklerine bol şanslar diyelim. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından kısaca hızlıca bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video'yu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.